İpek böceğinin doğal yaşamına müdahale etmeden elde edilen iplikle işte bu kumaş dokundu. 35 kadının dokuduğu bu kumaşlar hem iç piyasada kullanılıyor hem de yurt dışına ihraç edilerek ekonomiye katkı sağlanıyor. Şiddetsiz ipek yöntemi kadınların elinden, emeğinden çıkmış bir ürün olarak uzun yılların çalışması sonucunda Türkiye için bir katma değer diye görüyoruz. Özgür ipekler şiddetsiz diyoruz. Normalde geleneksel yöntemde sadece Türkiye'de değil, dünyada yaygın olarak böcek boğma yöntemiyle ipek iplikler üretilir. Bu ne demek? Bir ipek böceğinin bir yaşam döngüsü vardır. Koza halinde dut ağacıyla beslenir, dut yaprağıyla beslenir. Kozasını etrafında örmeye başlar ve kendi içine hapseder. Bu pupa sürecinde 7-8 günlük bir ömrü olduktan sonra aslında kelebek olup yaşam döngüsüne devam etmesi gerekir. Geleneksel yöntem nedir? Pupa halindeyken, daha hala kozanın içindeyken fırınlanma ya da boğma yöntemiyle, kaynar suda haşlama yöntemiyle aslında canlı canlı biz yok etmiş oluruz. Daha sonra o kozalardan iplik eğirmeler yapılır ve ipekler oluşturulmaya başlanır. Bizim farkımız böcek boğma yöntemini kullanmıyoruz. Pupa kelebek haline geliyor, yaşam döngüsüne devam ediyor, çiftleşiyor, neslini devam ettiriyor. Kalan kozayla aslında bu atıktır. Atık diye düşünebilirsiniz. O yüzden sıfır atık diyoruz aynı zamanda. O kozayla aynı kalitede iplik, ipek iplik üretip daha sonra da istediğimiz ürünlere, ipek ürünlerine üretebiliyoruz. Yaşam almadan da ipek giymek mümkün. Çünkü ipek çok değerli, çok sağlıklı. En giyilesi iplik türüdür. Tam Avrupa'da, Kanada'da ve Amerika'da çok fazla talebi olan bir ürün Barış İpeği. İhraç etme potansiyeli yüksek. Norveç var, Danimarka var, İngiltere var. 30-35 civarında ustalaşmış kadın var. Şimdi şu anda 35 kadınımız bu alanda ustalıkta iyi durumda. İpek kalitesi anlamında güzel bir ipek dokumayı günde 175 metre kadar üretebiliyoruz.